Muhterem müminler, bugünkü hutbemizin konusu reisimizin de bugün işaret ettiği gibi yoksulluk, imtihan, sabır ve şükür. Evet, fark ettiyseniz 4 tane kelimeye aynı cümle içinde kullandım. Birincisi muhterem müminler yoksulluk. Yoksulsunuz, şu an hepimiz yoksuluz. Görünen o ki her geçen gün daha da yoksullaşacağız, öyle anlaşılıyor. Her güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Allah inandırsın, bak marketten, pazardan aldığın bir ürüne ertesi gün aynı fiyattan alamıyorsun. Her işe ateş pahası. Cavur gibi yükseliyor zamlar, şu an yukarı doğru uçuyor. Evet, ikincisi imtihan. Yani bu yaşadığımız ekonomik krizde Cenab-ı Allah ne diyor? Bizleri imtihan ediyor. Evet, son olarak da sabır ve şükür. Sabır ve şükür de bu imtihanı geçmenin reçetesi. Evet arkadaşlar, son zamanlarda yaşadığımız o yoksulluğun, ekonomik krizin faturasını bazı vatan hainleri her ne kadar hükümetimize, efendim bilhassa da reisimize kesmeye çalışsa da bu ekonomik krizi Allah çıkarıyor. Evet, Allah bizi bu ekonomik krizle imtihan ediyor şu anda muhterem müminler. Ya hoca, bir karar verin siz de. Hani bu ekonomik krizin arkasında dış güçler vardı. Şimdi bu dolara dış güçler mi arttırıyor? Yoksa haşa Allah mı arttırıyor? Ya hacı amca, illaki bir çıkıntılık edeceksin oradan ya. Tabii ki dolara dış güçler arttırıyor. Ama Allah imtihan vesilesi olsun diye dış güçlere izin veriyor. Yoksa Allah istemezse dolar 2 TL'de kalırdı. Ama ne oldu? Geberesçe dolar neredeyse 14 TL oluverdi vallahi. Hoca iyice kafayı yedin sen gari. Ne yani, doları şimdi 2 TL'den 14 TL'ye haşa Allah mı çıkardı? Tövbe estağfurullah. Ya hacı amca bak, isyan edip durma orada, yemin olsun çarpılacaksın şimdi karşımda. Hem bu yokluğu, bu ekonomik krizi, bu imtihanı bir tek sen mi yaşıyorsun ya? Tüm Türkiye yaşıyor. Hayırdır sana, ne oluyor hacı amca ya? Tüm Türkiye mi yaşıyor? O zaman Allah saraydakine haşa kıyak mı geçiyor? O niye yaşamıyor bu imtihanı? Bizim cebimizdeki para her geçen gün eriyor ama sarayın odaları maşallah hiç azalmıyor. Makam araçlarının, konvoyun sayısı hiç eksilmiyor. Onu ne edeceğiz? Doğru diyor adam ya. Muhterem cemaat, sakin. Hacı amca, ya bak vatan haini teröristler gibi burada provokatörlük etme ya. Ya siyaset yeri değil burası. Cami burası, cami. Meclis değil ya. Sesli düşünmeyeceksin burada. Açık sessiz düşünsene ya. Milleti uyandıracaksın. Yani milletin kafasını karıştıracaksın. Tövbe estağfurullah hoca, ya. Hoca siyasetin kralını sen yapıyorsun burada. Bak benim açtırma bayramlık ağzıma. Yeter gari ilan bu. Muhterem cemaat sakin. Bak hacı amca. Bak sen şu an var ya, resmen halkı isyana teşvik ediyorsun. Uyarıyorsun sana bak. Vallahi 155'i arayacağım şimdi bak. Gari adamı çileden çıkartma, yeter gari ya. Arayla ne olacak? Sizden mi korkacağım ben? Ali Kıran baş kesen oldunuz milletin başına. Yeter gari ya. Haram olsun lan bugüne kadar size verdiğim oylar. Oturduğunuz makamlarınız diken, paralarınız zehir olsun inşallah. Masumlardan aldığınız ahlarda boğulursunuz inşallah. Muhterem cemaat, ama böyle olmaz. Böyle olmaz bugüne bak. Bugüne kadar çaldıklarınız fitil fitil burnunuzdan gelir inşallah. Allah tez vakitte topunuzun ayaklarını kaydırıversin inşallah. Muhterem cemaat bak, benim dualarıma amin diyeceksiniz. Bu vatan haini hacı amcanın değil. Hacı amca bunu sen istedin. Şimdi 155 arayın da aklın başına gelsin bakalım. Bunu sen istedin hacı amca. Hiç kusura bakma. Alo 155 mi? Dua tesir etmeye başladı bile, hadi bakalım.